demek istiyorum. Diyelim ki neşeli kanatlardan bir kuş sahiplendiniz. Bunun aşamaları nasıl oluyor? Biz öncelikle dediğim gibi bilezik sistem ile kuşlarımızın anne babası, hatta onların da anne babasına kadar bütün çetelesini tutuyoruz. Size bir kuş verirken onları da üst soyunu da size bildiriyoruz. Kuşlarınızın tabii ki hepsinin bileziği var. Daha sonra kuşlarımızla birlikte isteyin istemeyin hiç fark etmez. Hediye ettiğimiz bazı şeyler var. Onlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle dalları. İlk başta söylediğim gibi dalları bu kuşlar için çok önemli. Biz kuşa neredeyse bir ay ya da iki ay yetebilecek şekilde bir 10 parça daldarıyı size hediye ediyoruz. Daha sonra yumurtlamamasında kullanabileceğiniz özel bir karışımdan bahsetmiştim ben önceki videolarda. Bu kuru mama, toz mamayı da size belli bir miktar hediye ediyoruz. Hatta şu an göstereyim. Bu toz mamanın içerisinde 40'tan fazla ürün var. İşte baharat, hububat, çok fazla ürün var. Ben bunları kendim karışım yapıyorum ve bu şekilde kuşlarımın yumurta maması yaparken üzerine ekliyorum. Size de belli bir miktar kullanabilecek kadar hediye ediyorum. Eğer buradan kuş sahiplendiyseniz tabii ki. Diyelim ki daha sonra ne gerekiyor kuşumuz için? Taşınma durumlarında, yani kuşun bir evden başka bir eve ya da pek çok eve gittiği durumlarda en önemli şeylerden bir tanesi stresi bastırmak olacaktır. Stres ilk olarak hayvanlarda ve kuşlarda bağırsakta meydana geliyor ve ishalle baş gösteriyor. İshal için ve bağırsak sağlığı için en önemli şey probiyotik. Marka önemli değil. Ben diyezin kullanıyorum uygun olduğu için. Siz istediğiniz bir markayı kullanabilirsiniz. Probiyotik. Yine probiyotik hediyemiz oluyor. Kuş sahiplendirdiğimiz kişilere. Bu probiyotin kullanımı günlük olarak bir pirinç tanesi kadar oluyor. Yani ufak bir şekilde, az bir şekilde verdiğimiz probiyotik yeni giden kuşumuza neredeyse bir 6 ay yetecek kadar oluyor. Ondan sonrasını tabii ki kaç tarafa bırakıyoruz. Onlar temin ediyorlar. Şöyle göstereyim onu da. Bu da probiyotimiz. Daha sonra ne veriyoruz? Yine aynı şekilde hepsini tek tek göstermeyeceğim. Omnivit tamamen bir multivitamin karışımı. İstediğiniz markanı kullanabilirsiniz yine. Ben bunu kullandığım için bundan veriyorum bir parça. Bunu da suya da mamaya uygulayabiliyorsunuz. Daha sonra kalsiyum. Yine yeni gelişimde olan kuşlar için kalsiyum vazgeçilmez bir şey. Kalsiyum hediyemiz oluyor. Son olarak da bina mayası. Tüy sağlığı, tüy gelişimi, kas gelişimi ve çok fazla faydası bulunan bir şey bina mayası. Yine marka önemli değil. Herhangi bir markanın bina mayasını da biz hediye ediyoruz. Bunlar olmazsa olmazlar. Lütfen sizler de kuş sahiplendiğinizde eğer bu şekilde sahiplendiğiniz yer size vermiyorsa bunları temizce kuşa yem veya su vermek yeterli olmayacaktır. Onun sağlıklı gelişimi için mecbursunuz. Bunun bakımlarını en iyi şekilde yapmaya mükellefsiniz eğer onu sahiplendiyseniz. Bir kapanış videosu çekelim gel seninle. Bu güzel bebeğimiz bugün bana video çekerken yardımcı oldu. Hepinizin adına ona teşekkür ediyorum. Umarım güzel bir hayatı, yeni bir yuvası olur. Hepinize dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok yeni bir kanalız. Çok desteğe ihtiyacımız var. Lütfen videoları beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Eğer istediğiniz, özellikle merak ettiğiniz bir husus varsa bize yorumlarda yeni videolar istemeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum.